Hepinize merhabalar. Çin'den alınabilecek ürünler serisinin 7 videosu karşınızdayım. Bu videoda karşınıza şu Türkçesini bilmediğim ama İngilizcesi heatsink tube diyorlar, rub wire kit diyorlar. Değişik birkaç tane ismi var. Artık siz ne derseniz. Isıtınca kabloyu, iki kabloyu birbirine yapıştıran şu aparatı inceleyeceğiz. Takipsiz bir şekilde 14 günde veya 12 günde gelmiş olması lazım. Mükemmel bir hızdı. Yani takipli kargolar bile bu hızda gelmiyor. Ürünün satıcının linkini aşağıya koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Poliefin bir madde olması lazım. Bir adet şöyle, bir adet dediğim 8 adet olması lazım. Kırmızı ve siyahtan oluşan kalın kablodan var. Bir alt modeli bu. Bir alt modeli var. Bir alt modeli var. Biraz daha, biraz daha derken şu küçücük modele kadar devam ediyor. Şunda herhalde bir iki tane bakır tel anca sığar içine. Bunların güzellikleri iki teli birbirine bağlamakta. Fakat eğer benim gibi böyle iPhone kablosunu destekleyici bir şekilde almayı düşündüyseniz tamamen işe yaramazlar. En kalın versiyonu elimde tuttuğum olan modeli. Bunu iPhone kablosu biraz daha ince, yine onda biraz daha kurtarıyorum. Fakat Samsung kafalarda herhangi bir şekilde içine sokamıyorum. Veya başka bir aletle örnek göstereyim. Elimde hem en fazla amperi geçiren hem de en kaliteli kablo olaraktan ve en ince kablo olaraktan şu anda Zenfone 2'nin kablosu var. Şu uç tarafından normalde buraya girmesi gereken model şu filan olması lazım en fazla. Bir de ısıtıldığında yapışacağı şekilde düşünürsek. Fakat ben en kalınını bile denesem yine de içine girmiyor. O yüzden tamamen bir fail kalmış oluyor. Kablo destekleyici özellikle şu iPhone kablolarını, şu hemen gösterdiğim taraf paramparça olduğu için orayı desteklemek için almıştım. iPhone kablolarının başta biraz daha ince olduğu için şu en kalın versiyonu sokabiliyorum. Fakat ne kadar ısıtırsam ısıtayım, saç kurutma makinesiyle ısıtıyorsunuz bunu, karbon fiber gibi. Fakat ben bunu çakmakla daha iyi ısıttım ki yani şeyin verdiği ısıdan çok daha fazlası verdim. Saç kurutma makinesinin verdiği ısıdan çok daha fazlası verdim. Fakat yine de tam olarak yapışmıyor. Boşluk kalıyor. Boşluk kalınca da kabloda dönüp dönüp duruyor. Herhangi bir işe yaramamış oluyor. Bu aletler tamamen yani elektrikle uğraşanlar için direkt bakır kabloları birbirine bağlamak için kullanılır. Gayet lehim kadar da efektif bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Böyle gösterdiğim gibi farklı farklı çeşitleri var. 42 parça toplamda. Aynı fiyata 500, yalan olmasın, 500, 200 veya 100'lük öyle abartılı bir sayıda, fakat tek boyutta olanlarını alabiliyorsunuz. Ben farklı farklı boyutlarda aldım ki hangisi tutarsa diye. Mers en kalını tutacakmış. Onu da tuttu zaten, pek söylenilemez. iPhone kablosunu, yeni aldığım iPhone kablosunu desteklemek için, bu sefer artık kopmasın yeter demek için elektrik bandıyla 1 milyon önceden 1 liraya veya 50 kuruş temin edebileceğiniz şu elektrik bandıyla etrafını sararak artık kuvvetlendirdim. Çünkü o zımbırtı bir halta yaramaz. Dediğim gibi ürünü eğer benim gibi internette gördüğünüz o kandırmaca fotoğraflara inanıp da böyle iPhone kablosu desteklemek için alırsanız herhangi bir işe yaramıyor. Fakat elektrikle uğraşıyorsunuz, direkt iki kabloyu birbirine bağlayacaksınız, bakır telleri birbirine bağlayacaksınız. Gayet efektif bir şekilde kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonlarına basabilirsiniz. Şurada ve şurada olması lazım. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.